Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Selen. Şu an çok saçma bir açıdan çekiyorum, farkındayım, ama bunu şu an bir göz ardı edebiliriz. YouTube kanalında karşınıza çok farklı şekillerle çıkıyormuşum. Şu an onu fark ettim. Az önce bir videomu izliyordum, böyle yorumlara falan bakıyordum. Bu kırmızı ruj vicdanıma kadar eyeliner. Şu an böyle no makeup biraz garip oldu. Her neyse, bildiğiniz üzere, yani biliyorsunuzdur herhalde, bilmiyorum. 4 Ocak tarzı mı ne, o aralar bizi bir sınav yapacaklarmış ve biz daha önce hiç sınava girmedik. Bu arada bilmeyenler için 11. sınıf sayısal öğrencisiyim. Sınavlara girmemiştik. İptal olmuştu gireceğimiz zaman. Zaten daha sınav tarihleri de verilmemişti. Bazı okullar sınav oldu, bazı okullar olmadı falan filan, her neyse çok uzatmayacağım. Ve 4 Ocak tarzı civarlarda bize sınav yapmayı planlıyorlar. Söyledikleri kadarıyla daha tam olarak kesin bir şey yok. Ve defter tutturuyorlar da, ya okumuşuz o kadar, ta 11. sınıf olmuşuz. Hani defteri de bizim inisiyatifimize bırakın, değil mi? Defter tutturuyorlar, işte onu kontrol edecekler. Böyle yavaştan diyorlar ki, böyle ansızın söyleyebiliriz, defteri pdf'e çevirip atın diye. Bir de bu çıktı başımıza. Ondan sonra bu arada fizik etütünde dersim var. Hiç de bir şey anlamıyorum. O yüzden arada bir bakıyorum sesimi açmış mı diye. Onu da birazdan dinleyeceğim. Derse keyfi olarak girmediğim oldu başlarda. O yüzden sınav da yaklaşıyor. Onları yapmam lazım. Performans ödevleri vermeye başladılar yavaştan. Onları yapmam lazım. Yani defter demiştim, değil mi? Hiçbir defterimi geçirmedim. Çünkü derslere girmiyordum. Onları geçirmem lazım. Çoğu dersin konusunu, hani dershaneye gidiyordum. Dershanede dinlediğim kadar biliyorum ve tekrar etmeyince de o kadar da bilmiyorum aslında. Şu an mesela matematikte trigonometri ile alakalı bir şey biliyor muyum? Biliyorum ama soru çözemiyorum. Yani neyin olduğunu okey. Mesela şey gibi, atıyorum elimde un var, şeker var, yumurta var ve kek yapamıyorum. Kek onlar konuluyor, değil mi? Her neyse, bunun gibi yani malzemeler okey yapmayı bilmiyorum. De bir tek vektörleri biliyorum. Ondan da pek emin değilim ve bir sürü şey işledik. Kimyada tek bildiğim, hiçbir şey bilmediğim. Edebiyat zaten akımların adını biliyorum. Ne neye tepki, o kadar. Tarih benim 9. sınıfta tarihim 100'dü. Geçen sene de böyle 88 miydi, 90 miydi, öyle bir şeydi ve genel olarak tarihim iyidir ama yine hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü derslere girmedim. Ya dedim ki of, bugün hiç girmek istemiyorum. Girmedim online, hani ne de olsa yüz yüze döner. Döndü şu an yani. Bütün herkes okula gitti. Benim 3. sınıfa giden kardeşim bile gitti okula. Bir de ben gitmedim. Çünkü açılmadı. Lisede öyle 9'lar gitti, 12'ler gitti, onlar gitti mi bilmem ama bize açılmadı. Yani hiçbir şey bilmiyorum. Bu mükemmel bir şey ve sınav olacağız ve böyle devam ederse olmaz yani. Şu an çok boş yaptım, farkındayım. Mesela geçen EBA'ya ders giriş şeylerine baktım, hoca da atmış. Bakıyorum böyle işte en yüksek kim girmiş diye, %91 falan var. Benimkini tahmin edin, %54. Mükemmel. Şimdi her alta giriyorum, bedene bile giriyorum, online'da bütün her şeye giriyorum ki yükselsin. 64 yapmışım onu bir haftada girerek. Yani bugün bayağı bir şey yapacağız. Bu vlog nereye kadar uzar bilmiyorum. Gittiği yere kadar götüreceğim. Bugün sabahlamak istiyorum. Sabah dersimiz oluyor. İşte atıyorum bugün dersimiz 9.30'da başlıyorsa, ertesi gün dersimiz 2.50'de falan başlıyor. Öyle gidiyor. Ama hep geçen haftadan bu yana hep işte yok doktora gittiğim oldu, korona değilim. İşte ya dershanem oldu ya başka bir şeyim oldu. Full erken kalktım ve 2'de 3'te falan uyuyorum. Ve ders çalıştığım için 2'de 3'te uyumuyorum. YouTube'a bakıyorum. Başka bir halt yapıyorum. Ve uyumuyorum. Neden böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum. 2'de 3'te yatıp 9'da kalkamazsın. Çok saçma. Mesela cumartesi günü dershane 8.50'de falan başlıyor. Akşam 8'e kadar devam ediyor falan. Bu beyin yani. Ama mesela derse giriyorum ya, elimde telefon, başka bir halt falan yapıyorum. O yüzden anlattıklarını da bilmiyorum. Bir haftadır ders dinliyorum ve çok faydasını gördüm. Ve ben sayısal öğrencisiyim ve ben tıp istiyorum ve yani bunun için çabalamamız gerekiyor. O yüzden bugün diyorum ki sabahlayalım. Çünkü yarınki dersim 2.50'de falan başlayacak. Ve yarın dershanem falan da yok yani. Bunu başarabiliriz diye düşünüyorum. Tabii sadece düşünüyorum. Yaklaşık bir 15-20 dakika önce etüt, şu an anlatıyorum da dinleyeyim yani, ders dinleyeceğiz falan filan diyorum, etütü dinlemiyorum. Bu videoları annem izliyor benim. Neyse, önemli değil. Bundan önce mesela film izliyordum. Ondan önce ders çalıştım. Başladım, böyle aşırı iyi gidiyor, klişelerden çok uzak ve böyle tam diyorsunuz ki hani film hani burada bitti tamam, hani nasıl daha bir saat olabilir ki, ama farklı bir şeye bağlanıyor, böyle sizi yormuyor ama böyle merak duygusunu çok canlı tutuyor ve bence kesinlikle okuyun. Zaten filmin ismi de gözüküyor şurada. Ben bunu kendim hani internet olmadan da izleyeyim diye indirmiştim. Şu an bir saat daha falan fizik etütüm var. İşte mola verdiğimizde falan devam ettim buna. Sabah da başlamıştım böyle. Ders aralarında izliyordum. Etüt bittikten sonra, bu filmi bitirdikten sonra işte devam edeceğim. Hani 50 dakikalık etütler yapacağım kendime ve o şekilde devam edeceğim. Bakalım. Evet, ben geldim. Filmi şimdi bitirdim. Saat 8'i 42 geçiyor. Çok garipti. Özellikle Stephanie, yani hiç böyle bir şey beklemiyordum. Cidden ya, film %100 ters köşe. Hiçbir şekilde ne olacağını tahmin edemiyorsunuz. Etseniz de yanlış çıkıyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şimdi ben ilk önce önemli konulardan başlarsam bitiremeyeceğim ve sabahlamak istiyorum sonuçta. Bir enerjim kalmayacak ve yapmak istemeyeceğim. Bu yüzden ben de dedim ki hani çok aciliyeti olmayan ama yani yapacağım bir sürü şey olduğu için çok da kalabalık olmasın diye yavaş yavaş eleyeceğim yapmak istediklerimi. Ve şey diye düşündüm, felsefeyi çok seviyorum, felsefeye aşığım ve hoca bize pdf'lerini atıyordu. Yapmamız gereken, özetini çıkarmamız gereken şeylerin. Ve o pdf'ler birikti. Ben hiç temize geçirmedim. Derslerde aldığım ufak tefek notlar oldu ama hani sonuçta o da bilmemiz gereken bir ders. Ne kadar çok hani yorum gücümüze, sorgulamamıza da bırakılsa da genel olarak bilmemiz gereken şeyler de var. Ve özellikle online eğitim dönemi olduğu için bence bilmemiz gereken şeyleri bize daha da sorabilir. Konunun temelini az çok biliyorum. Görürsem direkt hatırlayacağıma eminim. Ama bir paragraf verip de bunu kim söylemiştir derse tabii ki de hatırlayamam. O yüzden onun özetini çıkarmak istiyorum. Hem kendimi çok da yormak istemiyorum. Daha saat 8, yani daha başlardayız. O yüzden ondan başlayacağım. PDF'i çıkaracağım. O zaman... Ay çok karanlık oldum şu an. O zaman... İlerleyen şeylerde görüşürüz. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. 'Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. Talk on the phone every night. Love to hear your voice. Şimdi biraz yamuk çıkıyor olabilirim. Çünkü şu an telefon tutturmayla uğraşamadım ve koyacak bir yerde bulamadım. Şu an çok sakat bir yerde duruyor. Saat 1:20 geçiyor ve ben 8 gibi bir şeyde başladım sanırım. Daha sonra başlamamdan sonra bir yarım saat bir yemek yedim yani. Toz falan filan. Onun molasını verdim. Onun için hiç mola vermedim. O zamandan beri özet çıkarıyorum. Toplam 4 tane felsefe özetim. Yani felsefe slide var böyle konu. Hoca slide olarak attı bize onu. Bir tanesinden başladım. Yani konu sırasına göre gidiyorum. Siyaset felsefesinden. Ve 20 tane var. Totalde 20 sayfası var ve ben kaç saat oldu? 8 şu an matematiğim yok. 4 saat 21 dakikadır. Yanlışsa var ya fena rezil olurum çünkü sayısını. Neyse kaç saattir yazıyorum, daha 10. sayfasındayım slide şeyinin ve 20 sayfa zaten. Daha yarısını yaptım ve bir tanesini bundan 4 tane var. Dedim acaba dedim hepsinde 20 tane sayfa var. Sanat felsefesine baktım. 150 küsür mü 200 mü o tarz sayfası var. Ve ben felsefeye hani bana motive olsun. Hani zaten kısaları aradan çıksın hani böyle bir madde olarak kalmasın diye başladım. Ben bu kadar hani kimyaya falan çalışsaydım atomu parçalamıştım şu an. Şu an hayatımın bir başka hatasını yaptığımı fark ettim. Yani felsefeden başlayarak ben böyle bir şey beklemiyordum. Hadi bunu bir şekilde bitirdim sabaha kadar diyelim. 150 küsür sayfalık slaytlarla nasıl bitireceğim ve ben neden bunları son güne bıraktım? Bu arada bir yandan da diyorum ki iyi ki başlamışım. Çünkü ben evimde başlamasaydım sınavda imkanı yok. Asla yetişmez. Yani şimdi burada sallıyorum, yok işte hiçbir şey bilmiyorum falan filan. Bunlar rol kesiyorum burada, tamam mı? Beni tanıyan bilir zaten. Hayır, normal hayatta rol kesen biri değilim. Ama ben hani olur ya hep hiç çalışmıyorum deyip ya da sınavım çok kötü geçti of kesin 20 alacağım deyip 80-90 olan tipler var ya, ben onlardanım. Bu yüzden benden nefret etmenize gerek yok. Sadece nazar değer diye söylemiyorum. Ya şu an sınavlara girsem ortalama 65-70 tarzı bir şey alacak bilgiye sahibim. Video montajlarken fark ettim. Çünkü ilk başlarda hani böyle çok uzun sürmesin diye montajla gidiyorum. Bir baktım Allah'ım ya Rabbim, girsem sanki 20 alacakmışım gibi konuşmuşum. Hiç alakası yok yani, öyle bir şey yok. Ama felsefeden yani bir 30-40 alacağımı fark ettim şu anki bilgimle. O yüzden bunu yapacağım ama çok özet var, kim uğraşacak bununla, mecbur saklanacağız. O zaman kahvemi de yaptım. Kaldığımız yerden devam edelim. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me this nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me this nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when. Saat 8'den beri özet yazıyorum. Şu an 14. slayttayım ve saat 2:36. Saat 12'den sonra sabah olduğuna göre mantıken yani şu an hatta 37 geçiyor, biraz önce 36 idi. Mantıken yani sabahlamış sayılıyoruz ve ben başla sabahladık yazarsam clickbait olmamış oluyor. Şimdi 14'teyim, bedenen hiç yorgun değilim ama ellerim ağrıdı, kopuyor yani. Zaten yarın 2 elde dersim başlıyor demişimdir ben size muhakkak, o kadar saat konuştum çünkü. O dersimde felsefe dersi olduğu için kalan 6 sayfayı da orada halledebiliriz. Bu arada şurası çok kötü oldu ya. Oradan da gözüküyor. Hiçbir şey yoktu burada. Bu sivilce falan değil. Kaşındı ve ben de kaşıdım ve daha fazla kaşındı ve ben daha fazla kaşıştım ve oradaki deriyi şu gördüğünüz tırnaklarımı fışt ettiğim için öyle kötü duruyor yani. Yüzümde şu an bir şey yok. Orası böyle direkt gözüme çarpıyor. Oo, cildim parlıyor. Oradan da inşallah parlıyordur. Her neyse, saat zaten olmuş 2:40. Sabah görüşürüz. 7.30 falan full dersimin molalarında falan o şeyi yazdım. Bitti sonunda. Ve bu sadece 20 sayfalık bir, yani ilk slide'dı. Geriye kaldı 3 slide. Bir slide'ın 150-200 sayfa civarı olduğunu biliyorum. Diğerlerinde ne var hiçbir fikrim yok. Yani bakmadım kaç sayfa diye. Siyaset felsefesi burada bitti. İlk başlarda çok şikayet ettim. Dedim ya çok, hani bu böyleyse diğerleri nasıldır, çok gerildim falan filan. Sonra dedim ki of, hani artık felsefeden soğudum falan demeye başladım. Ama sona doğru zevk almaya başladım. Ve şunu fark ettim. Benim için felsefe sadece ders değil. Bir dersten daha fazla. O yüzden sonlara doğru işte slayda baktıkça bu da böyle birmiş, işte bunu hatırlamıyordum. Bunun üstünde bu kadar durmamıştık falan diye devam etmeye başladım ve yaptığım şeyden zevk alınca aslında full, yani dersim vardı. Ve birazdan da dersim var ama ona rağmen full böyle molalarda 10 dakikam var. Hani normal şartlarda 10 dakika bile yetmiyor. Yemek yememe, su içmeme, bir şey yapmama, oradan oraya gitmeme. Hep kısa geliyor ders araları ve o ders aralarını bile bu şeyi bitirerek harcadım ve bundan şikayetçi değilim. Aşağı yukarı bir günümü sizinle çekmiş oldum. Dün 8.30 gibi başladık, şu an saat 7.30. Bu yüzden benimle bir gün sabahlamış oldunuz mantıken. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenip beğenmediğinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Çünkü ona göre formatı değiştiririm, değişiklikler yaparım ya da bir daha devamı gelmez falan. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yavaş yavaş artıyoruz. Instagram hesabımda aşağıda. Orada da bu aralar biraz fazla aktifim sanırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.